Konuşma yapıyor, dinliyoruz. Madde 66 Türklüğün anayasadan çıkarılma girişimlerinin karşısında bir set kurulması, 13 milyon sığınmacının gönderilmesi, Türkiye'deki son ekonomik krizin temel sebeplerinden olan faiz sebep enflasyon sonuç saçmalığından kurtululması gibi bizim öne koyacağımız şartlar vardır. Bu şartlar olmadan zaten ikinci aşamaya geçilmez. O sebeple de terörle mücadele, tabi unutmayalım, FETÖ terör örgütü başta olmak üzere, PKK terör örgütü başta olmak üzere ve Hizbullah terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleriyle müzakere de elbette ki bizim olmazsa olmazlarımızdır. Bundan sonra ancak diğer meseleler konuşulacaktır. Oysa son 3 gündür Muharrem İnce'ye yapılan linç girişiminin benzeri bize yapılmaya çalışıldı. Bizi sanki böyle koltuk derdinde olan bir yapıymış gibi göstermek istediler. Ancak gördüler ki şimdi bunu yapanlar, gördüler ki Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın aslında bu seçimlerde rolü onların hayal ettiğinden de çok daha önemliymiş. O sebeple de biz tüm milletimize, memleketimize bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bizim tutunacağımız tavır kesinlikle milletimizden yana olacaktır. Bizim takınacağımız tavır kesinlikle istişareden yana olacaktır. Ve sonuç ne olursa olsun inanıyorum ki milletimizin, memleketimizin faydasına olacaktır. İlerleyen saatlerde elbette ki durum netleşince yine değerlendirmelerde bulunacağız. Teşekkür ederim. Bir an önce kendi açıklamanızda ifade ettiniz. Hüdapar'a ilişkinde eleştirilerde bulundunuz. Ancak Hüdapar evet, ilk şu anda iki ittifaktan birinin açık olarak Orta ve AK Parti listelerinden seçime giriyor. Taraf seçmeyeceğiz dediniz. Ama Hüdapar'ı da eleştirdiniz. Evet. Nasıl okumalıyız bu süreci? Şöyle okumalısınız. Biz terör örgütlerinin ve onun siyasi uzantılarının meclise taşınmasına karşıyız. Şöyle okumalısınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu mecliste herhangi bir terör örgütünün uzantısı bulunmamalıdır şeklinde okumalısınız. Eğer bizim desteğimize ihtiyaç duyan birisi olursa ikinci turda, önce terörle arasına mesafe koymak zorunda. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koymak zorunda. Bizim zaten siyasete ilk girdiğimiz günden bu yana söylediğimiz şeylerde hiç değişiklik olmadı. Biz ilk gün ne diyorsak şimdi de aynısını diyoruz.